Kardeşlerim, muazzez müminler. Alimler alem gibidirler. Dağlara alem denir. İnsanlar eski zamanlarda, kadim yıllarda yollarını, yönlerini dağlara bakarak tayin ve tespit ederler. Alimler de insanlara Allah'ın muradının ne olduğunu Kur'an-ı Hakim'den anlamaları noktasında yardımcı olurlar. Onlar dünyada cennetin yollarını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın izlerini gösterirler. Yazın bir buçuk ay çocuğunu camiye ya da Kur'an kursuna göndererek yavrusuna karşı imani ve İslami sorumluluğunu yerine getiren babaya Kur'an-ı Hakim'in içerisindeki Allah'ın muradını gösterirler. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ı hatırlatırlar. Ya Bümeyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. İslam sadece belli mevsimlerde yaşanacak bir din değil. Belli mekanlarda yaşanan dinin adı da değil İslam. O halde hayatın her anında, hayatın her mekanında olması gereken nizamın adıdır İslam. Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan bahseder Kur'an-ı Hakim. Küçücük bir yavru Allah Azze ve Celle tarafından babaya emanet edilince baba yavrusunu karşısına alacak, evvela onun yüreğine, kalbine müdahale edecek. Sonra onu yine karşısına alacak. Ya Bunayye, inneha intekum mithqala habbetin min khardalin fetekun fi sahra ev fi semavati ev fil ardı ye'ti bihallah. Ona bir murakabe, bir mukaşefe ruhu aşılayacak. Yani yavrum diyecek. Yapmış olduğum bir amel zerre kadar bile olsa denizlerin dibinde, semalarda, karanın altında kaybolmuş olsa Allah Azze ve Celle yine onu görür, kıyamet günü getirir. Onun hesabını sana sorar diyecek ve bu şuuru çocuğuna, yavrusuna aşılaması gerekir. Sonra ona namazdan bahsedecek. Tevazuyu, ahlakı, irfan, ihsanın değerlerini anlatacak. Bir baba, çocuğunu eğitme noktasında yanlış kanaatlere, düşüncelere sahip olduğu zaman baba ona Kur'an'a adres olarak, alim ona Kur'an'a adres olarak gösterecek. Alamet olacak, alem olacak. Bu sabah uzladığımız, iki gün burada, bu şehirde misafir olan Kur'an-ı Hakim'in يَرْفَعِلَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمًا derecat, derecelerle yükseltildiklerini haber verdiği alimlerden bir tanesi misafirimiz oldular. 100 yaşını geçen ömrüyle beraber geldiler. Doktorlar gidemezsin, sağlığa manidir dediler. Buna rağmen yola düştüler. Neden? Çünkü Kur'an'ın sahibi infiru hifafen ve fitalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Bu ayeti kerimeyi okuyordu Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri. Çocukları karşısına çıkmış, baba gidemesin bu yaşına rağmen. İstanbul'a sağlığın, sıhhatin el vermez ulaşmana. Senin adına bizler cihad edelim dediği zaman o büyük sahabi, yaşlılıktan kaşları gözünün üzerine düşmüş, onları kaldırıp yavrum okuduğum bu ayet ben Hazreti Muhammed'in meclisindeyken nazil olmuş. O bize emrediyor ki yaşlılıkta da, genç olduğunuz zaman da Allah yolunda cihad edecek. Gittiğiniz her yere Allah ve Resul davasını anlatacaksınız. 100 küsur yaşında bir alim şu kadar kilometrelik mesafeleri kat edip buradaki ilim halkasını görebilmek, buradaki talebe-i İslam'ı, Hz. Muhammed'in öğrencilerinin derslerine işaret edebilmek için teşrif ettiler. Ve bize şunu gösterdiler. Modern zamanlarda gençliğe ünlü diye, önder diye birilerini takdim ediyorlar. Belki diliyle değil de lisan-ı haliyle
yürürken hasta arabasıyla yürüyorlar. Ama nafile namazları dahi eda ederken ayağa kalkıyorlar. Vücudunun şekli değişmiş, yüz küsür yaşında bir allame, nafile namazları bile ayakta kılıyor. İnsanların karşısına hasta arabayla çıkar ama Rabbimin karşısına oturarak çıkamam diyen haliyle bize alamet oluyor. Vazife şuuruyla bize alamet oluyor. Sabah dersimize işaret ettiler. Sonra civardan müftüler, vaizler, imamlar, üniversiteden hocalar geldi. Onlara yaklaşık 2 saat imanı anlattılar. Eğildim kulağına, dedim ki hocam, yanına eğildim, dedim ki hocam, ara versek, devam etsek dedi. Rahatsızlığını gerekçe gösterip tekrar ettim, ara versek dedim. Aşağıya indik, namazı kıldık şu karşıdaki odada, talebeler etrafına toplandı, yine aynı kaldığı yerde Hz. Muhammed'in davasını anlatmaya devam ettiler. Yatsı namazını kıldık, herkes yorulmuş, namazdan sonra döndüler, yine etrafındakileri anlatmaya devam ettiler. Vazife şuuruyla Hz. Muhammed'in davasına nasıl sahip çıkılır onu anlattılar. Alamet oldular. Mücahit bir alim, Afgan cihadı yıllarında, 1980 yılında, 80'e yaklaşan ömrü, o yaşlarında, 80 yaşında Kur'an'ın ayetlerini okuyor. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Sanki Afgan mücahitleri, Mekkeli mustazaflar suretinde ellerini kaldırmış yalvarıyor, ya Rab, şu Rus'a karşı davayı Kur'an'ı yiyip müdafaa ederken bize alem-i İslam'ın farklı köşelerinden cesaret aşılayacak dostlarını, yardımcılarını gönder diye yalvarıyor. O da kalkıyor. Önce İran'a, sonra Pakistan'a, oradan Bangladeş'e, oradan bir kış ayında 80 yaşında Afgan dağlarında tam 4 ay mücahitlerle Ruslara karşı cihad ediyor. Bu haliyle alamet oluyor. Alim, alamet olma, cennetin yolunu gösterme. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَلًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Vazifeniz büyük, bütün insanlara karşı şahit olacaksınız. Herkes yıkılsa bile, herkes yüzüstü sürünse bile, siz ayakların kaldığı yerde, kaydığı yerde dimdik ayakta kalacaksınız. İslam elinize tesbihi alıp evinizin bir köşesine çekilmek değil. Yüz küsur yaşındaki alimi allame, doktorların, etrafındakilerin gidemezsin, konuşamazsın, kalamazsın demelerine rağmen orada madem ki Hz. Muhammed'in öğrencileri var, benim de dilim bu davayı anlatma kudretine, melekesine sahip. O halde oraya gitmeliyim. İmam Nevevi, İmam Müslim'in arasındaki o allameleri, senetlikleri anlatırken Furavi'ye dair şunu söyler. İmam Furavi, büyük muhaddis, hayatının son anına kadar halkasında ders okutmaya devam ediyor. Doktor yanına geliyor, diyor ki hocam bu hal, bu sağlık müsait değil, bundan sonra okutmayın. Doktor ısrar ediyor, allame diyor ki حُوِسْتُ لِأَجْلِهِمْ. Allah Azze ve Celle beni dünyaya bu dersleri okutma, ona kul olmak için gönderdi. O halde ölene kadar, son anımıza, son nefesimize kadar bu dersler devam edecek. Şimdi inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Ey İslam talebeleri, Şehidül İslam gibi ya şunu dersiniz: Allahu gayetuna ve Resulü zaimuna ve kitabu dusturuna ve cihadu sebiluna. Gayemiz Allah Azze ve Celle, rehberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam.
unutmayın ki 110 yaşında bir alim-i Rabbani ile yürürken hastalar arasında ama nafile namazları kılarken bile ayağa kalkıp Allahu Ekber deyip Rabbinin huzurunda duran pir-i fani alim-i Rabbani'lerle Allah Azze ve Celle bu davayı korumuştur.